Merhaba sevgili çocuklar, sizlerle birlikte bu videoda paydası eşit kesirleri karşılaştıracağız ve sıralayacağız. Hazır mısınız? Benim örneklerim hazır. Hadi birlikte bakalım. Haydi gelin açıklamayı bir okuyalım. Aşağıdaki kesirleri şekillerden yararlanarak büyükten küçüğe doğru, değil mi? Büyüktür ve küçüktür sembolünü yani işaretlerini kullanarak sıralayacakmışız. Ne yapacakmışız? Büyükten küçüğe doğru sıralayacakmışız. Hemen altını çiziyorum. Büyükten küçüğe doğru. Evet, bakalım neymiş bu kesirlerimiz? 4'te 1, 4'te 3 ve 4'te 2'ymiş. Evet sevgili çocuklar. Diyelim ki bu bir pasta. Evet. Bir pastanız var ve 4 eş parçaya bölünmüş pasta. Harika, çikolatalı bir pasta. Ben çikolatalı pastayı bu arada çok severim. Bilmiyorum sizi. Evet ve büyük bir parça ondan yemek istiyorsunuz. Bakın acaba 4'te 3 kadarını mı yemek istersiniz? 4'te 2 mi ve 4'te 1 kadarını mı? Ne dersiniz? Çok basit bir, çok bariz bir şekilde, çok belirgin bir şekilde görünüyor. Hangisinin en büyük olduğu? Ne dersiniz? En büyük hangisi? 4'te 3 mü? Bravo size. Bakın 4'te 3 en büyük. Hadi yazalım. En büyük. En büyük. Evet. Başka 4'te 2 ile 4'te 1'i karşılaştırırsanız bu daha az değil mi çocuklar? En az. Bu da az diyebiliriz. Evet. Bu da az ya da ne diyebiliriz? Ortanca diyebiliriz değil mi? Hadi bakalım bunları ne yapalım? Sembol kullanarak yazacakmışız. Yazı verelim bakalım. Evet. Şöyle altına yazmak istiyorum. En büyüğümüz hangisiydi? Bu birinci, değil mi? En büyüğümüz bu. O zaman yazıyorum şuraya. 4'te 3. Büyüktür. Neyden? 4'te 2'den. O da büyüktür. 4'te 1'den. Şimdi çocuklar, Singapurlu arkadaşlarınızın kullandığı ve sizlere de çok tavsiye ettiğim kesir takımıyla yapalım bunu bir de. Hazır mısınız? Evet, bakın kesir takımlarım hazır. Gördünüz mü? Bu 1/4'ü gösteriyor ve üzerinde çeyrek yazıyor. Bakın. Yazıyor, koydum. 1/4'ün şeklinin yanına koydum çocuklar. Bu 1/4'ü gösteriyor. Aa, eksiğimiz mi var? Aa, şu buraya gelecekmiş. Evet. Bunu buraya koymalıymışız. Evet, koyduk. Bakın. Aynı bir parçadan yani 1/4'ten 3 tane var. Burada 2 tane var. Peki sizce en büyük olan hangisi? Bakın görüyor musunuz? Ne kadar güzel görünüyor. 4'te 3. Ondan sonra büyük olan 4'te 2 ve en küçük olan da 4'te 1. Aynı bizim sıraladığımız gibi bu modellerle de ortaya çıktı. Yeni alıştırmamla devam edelim. Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Evet neymiş? Küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Hadi bunlara ait şekil çizelim mi? Şekillerim hazır. Hadi kesirlerin ifade ettiği kadar kısımları boyayalım. Evet ilk kesrim 3'te 3. Bakın şekli burada. Bütün 3'e bölünmüş mü? Evet. Kaç parçasını alacağız? 3. Yani 3 parçasını boyamalıyız. 2, 3. Güzel. Şimdi burada ne var? Bu bir tam sayılı kesir. 1 tam 3'te 1. Peki ne yapacağız önce? Bakıyorum. Bir tam çizilmiş mi? Evet. Bir de 3'te 1'i göstereceğimiz bir bütün çizilmiş mi? Evet. Hadi bunun da kesir kadarını boyayalım. Evet. Ne kadarını boyayacağız? Bakın. Evet. Bakıyoruz. Şimdi şuralarını da güzelce boyadık mı? Tamam. Peki buradan 3'te 1'ini. 1 tam 3'te 1. Evet bu. Ve şu kesrimiz 3'te 2. Bütün 3'e bölünmüş mü? Evet. Kaç parçasını boyayacağım? 2 parçasını boyayacağım. Evet şimdi ne diyordu? Küçükten büyüğe en az boyanan şekil hangisi? Bravo size. En az burası değil mi? En az. Peki en fazla hangisi? Bak 1 tam 3'te 1. En büyük değil mi çocuklar? Bu nedir? Bu da ortanca diyebilirsiniz. Orta diyelim buna. Ortadaki. Evet. Hadi bunları ne yapalım? Ne yapalım bunları? Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük hangisiydi? 3'teki. Bu birinci diyeceğiz o zaman. Sonra bu ikinci diyeceğiz. En büyük de bu.
Kesirleri sıralarken buna dikkat edeceğiz. Hadi o zaman yazalım. 3'te 2 küçüktür. Neyden? Evet, bu ikinci sırada 3'te 3'tü. 3'te 3. O da küçüktür. Neyden? 1 tam 3'te 1'den. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Hadi şu kesir takımlarıyla da şu 6'a yapalım. Evet sevgili çocuklar, bakın 3'te 3'ü modelledim. 3'te 1, 3'te 2, 3'te 3'ü modelledim. Sırada 1 tam 3'te 1 var. Bakın 1 tamı var. Bak 1 tamı var. Bir de 3'te 1'i var. Görüyor musunuz? Evet. 1 tam 3'te 1. Gelelim şimdi 3'te 2'yi modellemeye. Evet sevgili çocuklar, boş bir sayfada çok net bir şekilde görmenizi istedim. Bakın 3'te 3'ü kesir takımlarıyla bu şekilde modelliyorsunuz. 3'te 1, 3'te 2, 3'te 3. Evet. Peki 1 tam 3'te 1. Bir tam. Bakın bu 1 tam. Bir tane de 3'te 1. Ve bu da 3'te 2. Gördünüz mü? Biz ne yapmıştık? Küçükten büyüğe doğru sıralamıştık. Bak bundan daha güzel anlatan ne var ki? En küçük 3'te 2. Çok belirgin. Değil mi? En büyük de 1 tam 3'te 1. 3'te 3 de ikisinin arasında duruyor. Değil mi? Hadi bir de şuraya yazalım. Geçelim. Evet yazdım. Siz bu kesirlerinizi birbiriyle kesir takımında karşılaştırırken ne yapmalısınız? Kesirlerinizin aynı noktada, bakın, başladığına dikkat etmelisiniz çocuklar. Evet, burada da yazdık. 3'te 2 küçüktür 3'te 3'ten, o da küçüktür 1 tam 3'te 1'den diye. Yeni alıştırmam hazır. Neymiş? Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Hadi sıralayalım. Neymiş bu kesirler? 12'de 4, 12'de 1, 12'de 6. Ben şimdi tamamen kesir takımı kullanacağım. Sizler de bu alıştırmada göreceksiniz ki çok kolay. Evet sevgili çocuklar, nasıl sıralayacaktık? Küçükten büyüğe doğru. Peki, dedim ki kesir takımı kullanacağım. Neleri kullanacağım? Paydası 12 olanlar sevgili çocuklar. Bak bunlardan modelleyeceğiz. Hadi modelleyelim. Bakın 12'de 4'ü modelledim. Sayalım isterseniz 12'de 1, 12'de 2, 12'de 3, 12'de 4. Gördünüz mü? Hadi bakalım şimdi neyi modelleyeceğiz? 12'de 1'i modelleyeceğiz. Hemen onu da modelleyiverelim. Evet bakın 12'de 1. Bu kadar. Hemen ona da bir ok koyalım. Koyduk. Şimdi de neyi modelleyeceğiz? Şimdi de 12'de 6'yı modelleyeceğiz. Evet modelledim. Bak 12'de 6, 12'de 1, 12'de 2, 12'de 3, 12'de 4, 12'de 5, 12'de 6. Peki ne yapacaktık? Küçükten büyüğe doğru sıralayacaktık. Sizce en küçük hangisi? Çok kolay değil mi? 12'de 1 en küçük. Hadi yazalım karşısına. Peki en küçüğümüz 12'de 1. Peki ondan biraz büyük ya da ortadaki olan hangisi? 12'de 4 mü? Evet, bakın ben öyle yazdım. Peki en büyük hangisi? 12'de 6 değil mi? Evet, onu da yazdım. Hadi şimdi işaret koyarak ne yapalım? Şuraya sıralayıverelim. Evet, en küçüğümüz 12'de 1. Bak bu. Birinci bunu yazacaktım. İkinci bunu yazacağım. Üçüncü de bunu yazacağım. Evet, 12'de 1. Küçüktür. Evet, 12'de 4'ten, değil mi? 12'de 4'ten. O da küçüktür. Evet, 12'de 6'dan. Hadi yeni alıştırmaya geçelim. Evet, yeni alıştırmam hazır. Neymiş? 1 tam 3'te 1, 2 tam 3'te 2 ve 3'te 1 kesirlerini ne yapacakmışız? Büyükten küçüğe doğru sıralayacakmışız. Hemen altını çizelim mi? Ben kesir takımımı kullanacağım çocuklar. İlk kesirimiz neydi? 1 tam 3'te 1. Hadi modelleyelim. Evet sevgili çocuklar, ben ekranımı biraz küçülttüm ki daha iyi göresiniz diye. Bak burada bir tanesini modelledim. Bak 1 tam bir de 3'te 1 var. Hangisi olabilir? Bravo. 1 tam 3'te 1. Şuraya yazacağım. Evet altına hemen bir tane daha modelledim. Görüyor musunuz? Bak 1 tam, 2 tam, 2 tam 3'te 1, 2 tam 3'te 2. Hangisi? Bak şu kesiri modelledim. Hemen onu da şuraya yazalım. Evet şimdi de sırada ne var biliyor musunuz? Şimdi sırada bir sonraki, yani 3'te 1'i modelleyeceğiz. Bakın o kadar kolay ki çocuklar. Gördünüz mü? 3'te 1 de bu. Hadi ona da 3'te 1 yazıverelim. Yazdım, gördünüz. Peki şimdi size soruyorum çocuklar. Büyükten küçüğe sıralayacağız. En büyük hangisi burada? Bakın en büyük
Bulmak için nelere bak? Bir bak bakalım. Burada iki tane tam var. Burada tam var. Burada bir tane tam var. Burada hiç yok. En büyüğü hangisi? Tabii ki iki tam, üçte iki değil mi? Çok bariz, çok belirgin. Hemen yazalım. Evet, bakın yazdım. İki tam, üçte iki büyüktür. Bu şurada kalsın. Kaldı. Neyden büyük? Ondan sonra büyük olan hangisi? Ya da bu olmasaydı büyük olan hangisi olurdu? Bir tam, üçte bir değil mi? Hemen yazalım. Evet, bakın yazdım. Peki en küçük hangisi? En az hangisi? Evet, üçte bir değil mi? Onu da yazalım. Evet, onları da bir güzel sıraladık. Hadi yeni bir soru daha yapalım sizinle. Evet, son bir örneğimiz vardı. Neydi? Beşte bir, bir tam beşte bir ve beşte beş kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Hadi bu kesirleri alt alta yazalım. Ondan sonra yavaş yavaş modellerle işe başlayalım. Evet, bakın sevgili çocuklar, modelledik. Ne yapacaktık? Büyükten küçüğe doğru. Hadi öncesinde bir inceleyelim mi? Bak, 5'te 1'i bir tane 5'te 1'likle modelledim. Bir tam 5'te 1. Bak, görüyor musunuz? Bir tane var. Bir tam var. Bir tane de 5'te 1 var. Evet, ve 5'te 5'i de 5 tane 5'te 5'lik 5'te 1'likle modelledim. Gördünüz mü? Eğer sizin ölçme fırsatınız olsaydı, bir tamla 5'te 5'in birbirine eşit olduğunu görürsünüz zaten. Peki ne yapacaktık? Küçükten büyüğe doğru. En küçük hangisi? Bak, bu en küçük. En küçük. Siz de görüyorsunuz değil mi? Çok kolay. Burası en küçük. Yazı biraz kötü oldu ama olsun. Peki bundan sonra olan küçük olan hangisi? Şurası. Evet, bu orta diyelim. Orta. Buna ikinci diyeceğiz hatta. Bu en küçük, bu birinci. Bu da en büyük. Şuraya yazalım. En büyük. Hadi sıralayıverelim. Evet, yazımız kötü oldu birazcık. Evet, görünüyordur diye düşünüyorum. Peki aşağıya sıralıyoruz birlikte. Ne yapacaktık? Küçükten büyüğe doğru sıralayacaktık. Hadi bakalım, en küçük dediğimiz, birinci dediğimiz hangisi? Beşte bir. Beşte bir. Küçüktür. İkinci olan ne? Beşte beşten. O da küçüktür. Evet, bir tam, şuraya minicik sığacak artık, bir tam 5'te 1'den. Şöyle bir daha yazalım, bir tam 5'te 1, parantez içerisinde yazmış olduk, kontrolünü yapalım. Evet sevgili çocuklar, demek ki paydası eşit olup ve payları farklı olan kesirlerde hangisi daha büyük oluyor, ne dersiniz? Payları çok olan. Ama bunu ben sizlerin kesir takımıyla birebir deneyimleyerek görmenizi istiyorum çocuklar. Hadi bakalım, bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.